Kandursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemiyle yine birlikteyiz ve bir önceki videoda söylediğim iki farklı konu vardı. Onları konuşacağız. Hazır bu transferle alakalı artık son viraja girdik. Bu iki konuyla alakalı konuşacağız. Ne demiştim? Bu Akman kardeşler konusu demiştim. Bir de Galatasaray'da artık Derik Kön transferiyle birlikte yani o 8 ve 10 numarada oynayabilecek e, isimle alakalı yabancı ihtimali zaten ortadan kalkmıştı. Bir yerli isim var netleştirmeye çalışıyorum demiştim ve <laughs> çok komik bir yorum geldi yani bir önceki videoya bir izleyicimiz yazdı direkt Berkay Özcan değildir inşallah diye. Bu arada gerçekten hani bu Berkay Özcan ismine karşı çok büyük bir önyargı var bana göre. Yani o yoruma cevap vermemek için kendimi zor tuttum. Evet başlıktan da gördüğünüz üzere o isim Okan Buruk'un çok istediği Berkay Özcan. Ama onun öncesinde e, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın diyelim. Ve demiştim ki imzalı tişört için bu ayı pas geçeceğiz. E, bu ayı pas geçiyoruz. E, daha büyük hediyeler için e, kanalı büyütmek ve daha büyük hediyeler için bu ay bazı uğraşlarım var. Eğer olursa daha iyi hediyeler vereceğim. Yoksa bir sonraki ay gene imzalı tişörtten devam ederiz. Tabii ki de bu ayda işte abone oldum vesaire bu tip yorum yapan insanların yorumu boşa gitmesin diye ben bu aydaki videolardaki e, o yorumları da sisteme tabii ki de o çekiliş sistemine atacağım. Onların da tabii ki de emeği ziyan olmayacak. Onu söyleyelim. Şimdi Gelelim başlayalım Berkay Özcan konusundan. Berkay Özcan'la alakalı detayları şöyle vereyim. Zaten e, her transfer döneminde Galatasaray'da ismi anılıyor. Anılması normal. Okan Buruk'un çok istediği bir isim. E şimdi şartlar e, Derikköy'ün transferiyle birlikte e, oraya doğru kaymaya başladı zaten. Yani Okan Hoca bir 8-10 transferi istiyor. Fakat yani burada Başakşehir'in şartları... Galatasaray'a göre çok ağır. Zaten Fenerbahçe'de bu transfer için devrede. Fakat onlar için de bu istenen şartlar ağır. Yani 5 milyon Euro'luk bir bonservis isteniyor Berkay Özcan için ve bu rakam çok bulunuyor iki kulüp tarafından. İsmail Kartal da Berkay Özcan transferini çok istiyor. İstemelerinin tabii ki de hani Okan Buruk tabii eski öğrencisi diye istiyor ama yani İki takımın da şu an e, en çok istemesinin sebebi yerli olayı. Yani zaten 8 artı 3 devam ediyor biliyorsunuz. 8 artı 3 ile alakalı e, ilk 11'de nasıl bir oyun sistemi uygulanacak şimdi Derikköy'ün köy'ünde geldi. Bu arada Derikköy'ün e, sözleşme yani anlaşma şartlarını tekrardan bir konuşalım. 3 milyon 350 bin euro. Bon servis 300 bin euro. Ee, şarta bağlı opsiyon onun yanı sıra oyuncuyla yapılan anlaşma 2.5 yıllık fakat Galatasaray isterse iki yılda bu anlaşmayı uzatabilecek yani e, bu 2.5 buçuk yıl içinde bu arada bu e, önümüzdeki yarım dönem için 300 bin euro gelecek yıl için toplamda 450 bin euro sonraki yıl için 500 bin euro ödenecek 50 bin euro da imza parası var ee, e, Derik transferinde. şimdi Derik Köy'ün geldiği için sol bekte oynatacaksınız yabancı. E, oraya gelecek, oraya geldiği zaman da oynatacaksınız yabancı. Bekleriniz şu anda yabancı olacak. E, Abdülkerim'in sakatlığı durumunda e, düşünelim. Şimdi Abdülkerim'in iyileştiği senaryoya da bakalım. E, yabancı ve yerli konusuyla alakalı Okan Hoca'nın ileri hücum attığında biraz daha bu yerleri kullanması gerekecek. Onu e, daha detaylı ne olur, ne biter, nasıl bir 11 olur, 3 yerli kim olur? Bir sonraki yayında konuşalım. Hemen e, Berkay Özcan'dan devam edelim. 5 milyon euro istenen rakam. Çağdaş Atan kesinlikle ve kesinlikle bırakılmasını istemiyor Berkay Özcan'ın. Burada en büyük engel bir numara. E, çağdaş Atan. 2. 5 milyon euroluk bonservis Galatasaray eğer Başakşehir kulübü 2,5-3 milyon euro civarına düşerse anında bu transferi bitirir. Fakat zaten şu an e, 24 saatten az bir süre kaldı. Galatasaray Derik Kön transferi nedeniyle e, fırsat transferi yapamıyor 8-10 bölgesi için. E, oyuncu gidebilir mi diye soruyorsunuz. E, Hakim Ziyech veya Oliveira ya da Endombele'nin gitmesini isteyenler var. Şu anda gidecek bir oyuncu gözükmüyor. Zaten Galatasaray e, köyünü bitirdiği için adam akıllı bir fırsat transferi arayışı da yapamadı. Berkay Özcan şu anda eğer Başakşehir kulübü istenen şartlara düşerse olur. Fakat yani bu transfer ışık veriyor mu? Bana göre bu transfer ışık vermiyor. Eğer Çağdaş Atan e, alternatifli bir kadro kurmuş olsaydı. Yani Berkay Özcan'ın orada iyi bir alternatifi olsaydı. Ve bu kadar... İlk 11 için net bir oyuncu olmasaydı, ısrarcı olmasaydı olabilirdi. Ancak aynı Dubois'da da mesela Çağdaş Atan'ın büyük bir ısrarı vardı takımda kalması yönünde. E şimdi her teknik direktör takımının e, bozulmamasını ister. Burada teknik direktör inadı en önemli etken. Ben opsiyonun yani bonservisin bir şekilde düşebileceğine inanıyorum. Yani bu arada oyuncu da tekrardan e, Okan Hoca ile oynamaya istekli ancak kulübünde de mutlu. Orayı da hani es geçmeyelim. Berkay Özcan'la alakalı durumlar bu şekilde. Onun dışında bir transfer bekliyor muyum? Ayrılıklarla alakalı, yerli ayrılığıyla alakalı durumlar olabilir gün içerisinde. Fakat ben onun dışında bir yabancı ayrılığı beklemiyorum diyelim. Ve bir önceki videoda konuşalım dediğim diğer konuya geçelim. Akman kardeşler konusuna. Zaten video için gece saatine döndük. Transfer yoğunluğunun azalmasıyla birlikte yani transferin bitmesine yakın. Gece saatine döndüğümüz için hani bizden önce konuşanlar oldu. Bu e, Ayhan Akman, Hamza Akman, Efe Akman üçlemesini, Akman kardeşler konusunu. E, daha önce e, gün içerisinde Burancan Terzi konuştu. E, onun yanı sıra e, spor gecesine bir açıklama yaptı Ayhan Akman ve oraya açıklama yapmasının bence e, mantıklı buluyorum ben. Neden? Zaten bu Akman kardeşler konusuyla alakalı e, Ayhan Akman'a yapılan saldırılar. Burada çünkü Ayhan Akman'a yapılan saldırılar diye net bir şekilde söyleyeceğim. E, Haluk Yürekli'nin bir e, haberi oldu, bir açıklaması oldu. Dedi ki Ayhan Akman, Hamza Akman'ı sezon sonu bedelsiz götürmek için Kopenhag'la görüşmeler yapıyor dedi e, Haluk Yürekli. Ve arkasından tabii ki de e, bu çocukları o kadar Galatasaray yetiştiriyor. Ayhan Akman nasıl böyle bir şey yapar? transferde etkin rol oynamıyor mu? Erden Timur'la arası iyi değil mi? Nasıl Galatasaray'a böyle bir şey yapar vesaire? Tabii ki de hani o dediğim saldırılar başladı ve tabii ki de doğal olarak Ayhan Akman da spor gecesine açıklamalarda bulundu. Dedi ki, teklif yok. Yani Galatasaray neden mesela e, bu iki genç pırıl pırıl genç için hala harekete geçmedi? E, Ali Turap'ın sö e, sözleşmesi yapıldı. Profesyonel sözleşmesi yapıldı Ali Turap'ın. E aynı anda mesela neden Efe Akman'ın da sözleşmesi yapılmadı? Efe Akman'la profesyonel sözleşme imzalayacaksınız. Hamza'yla sözleşme uzatacaksınız. Şimdi baktığınız zaman Hamza'nın gitmek istemesi gayet normal. Çünkü e çocuk zaten hani bayağıdır. Hani A takımda ve hiçbir şekilde forma şansı bulamıyor. E, bir Türkiye Kupası'nda forma şansı buluyor. E, kiralanma durumu da olmadı. Hamza Akman'ın gitmesi normal ancak Efe Akman çok büyük bir potansiyel. Yani Hamza da iyi. Ama Efe Akman için zaten Temmuz ayında haberi vermiştik burada. Roma 5 milyon euroyu anında vermeye hazırdı. Mesela Ayhan Hoca onu da söylemiş. Onu da haber olarak vermiştik. Roma Zaniolo transferinde Yusuf Demir ve Efe için öncelik sahibi olmuştu. Zaniolo transferinde. Zaten bu bilindik bir şeydi. Efe için 5 milyon euroluk bir yoklama yaptı zaten Roma. Yazın. Efe e, şimdi kulübün kasası da olacak. Şimdi kulüp neden bu süreç içerisinde hala mesela yeni sözleşme yapmadı bu çocuklara. E, Efe'den minimum bir 5 milyon euro getirin var. E, Hamza'dan da zaten bir şeyler kazanabileceksin. Bu arada Ayhan Akman anında sözleşme sözleşmeyi yeniler bu çocuklar için. Ben Ayhan Hoca'ya o konuda güveniyorum. Yani demesi normal e, kulüpten bana bir şey gelmedi ben mi gidip e, çocuklara hani yeni sözleşme yapacaksınız diye sorayım şeklinde bir demeç vermesi normal. Geçen günlerde ee, o zirve görüntüsünü verdiğim gün Ayhan Hocayla da konuştuk. Hani baya bir konuyla alakalı muhabbet ettik. Hani dedim ki hocam ne olacak bu çocukların sözleşmesi? Yani Ayhan Hoca bir anda konuyu kapattı orada. Hani bir anda sessizliğe büründü. Yani burada bence Ayhan Hocanın bir beklentisi var ama kulüpten e, hareket gelmemesi bence bir kırgınlığa da yol açabilir. Galatasaray'ın bir an önce Efe Akman ve Hamza Akman'la sözleşme yenilemesi gerekiyor. Galatasaray'ın elini çabuk tutması gerekiyor yoksa bu gençler hani kulüpten gider. Bu da gayet normal diyelim. Gündemimizi tamamlayalım. Bugün gün içerisinde ayrılıklarla alakalı sıcak gelişmeler olması durumunda tekrardan burada olacağız. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.